Özellikle yaşımı söyleyeceğim burada. Çünkü iş hayatına başlayıştan olan serüvenimle belki anlamlı olur diye yaşımı vereceğim. 52 yaşındayım. İş hayatına da yani baba ile beraber git gel hani 14-15 yaşlarında başladım. Ama resmi olarak 89 yılından itibaren bizzat o takım tezgahların başında bizzat işi yaparak başladım. Bu tabii benim özel merakımdı. Hani babam rahmetli labe hani git de şurada çalış hani zorlu olacak bir şey değil, meraklı bir insandım. Bunu söylüyorum, belirtiyorum çünkü hayatımın anahtar kelimesi merak. Çok meraklı bir çocukluk geçirdim. Çok meraklı bir gençlik geçirdim. İş hayatım da hep meraklılıkla geçti. Tabii sondan başlayayım, önden başlayayım onu bilemedim ama şu anda aile şirketlerimizin başındayım. Ama 24-25 yaşlarında ilk girişimimi kurdum. O da zaten baba ile birlikte çalışınca aile şirketinde firmalara gide gele bir enjeksiyon makineleri satış mümessiliğini almıştım. Öyle bir firma kurdum. Tabii bunu tek başıma yapmadım. Çünkü Bir yandan aile... babayla Evet. çalışıyorsunuz, bir yandan da kendiniz bir şeyler yapıyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi o Evet. sırada? Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Hani babayla birlikte gelip gidiyorum. Bir kere o hani büyülü bir dünyadı benim için. O makinalar, hele o zamanlar otomatik hatlar çok yok. Zaten babam kendi makinalarını da kendi yapan insan olduğu için birlikte çok güzel vakit geçirirdik onunla iş anlamında. Ama tabii yurt dışına gide gide başka şeyler de görüyorsunuz. Başka tesisler görüyorsunuz. Başka kurgular görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de hani bir düzeniniz var. O düzendeki kurgu başka ama her gezdiğiniz yer farklı bir kurgu. İşletme anlamında ve tesis anlamında. Tabii orada bu hani her yeni kurguyu gördükçe çünkü her tesisin çalışma mantığı da farklı. Yaklaşımları farklı. Sonunda hani aynı ürünü makinede üretseler farklı farklı yaklaşımlar görme şansınız oluyor. Bu beni acayip heyecanlandırıyordu ve çok da meraklıydım. Dört gözle de beklerdim o gezileri, seyahatleri. Bu sırada tabii Türkiye'den yani o dönemler diyeyim ağır sanayi için söyleyeyim. Hani Alman makinaları var, İtalyan makinaları var. Var da çok pahalı. Hani siz bir tane iki tane sizi kurtarmıyor. Bir alacaksınız 150 tane. Buna da bütçe de o zaman finansla ulaşım bu kadar kolay da değil bugünümüz şartlarında. Onun için alternatif arayışlar içinde hep sanayici. Tayvan'a, Çin'e, Japonya'ya o dönem gittiler ve bu ilk gidenlerden biri de babamdı. Ben de ona eşlik ettim. Tabii tercüman olarak önce eşlik ettim ama tabii dediğim gibi giriyorsunuz bambaşka bir dünya. Tabii bu kadar büyük alımlar falan yapınca Tayvanlı firma aslında bu benim hayatımın anahtarıdır. O yüzden bunu anlatıyorum. Tayvanlı firma dedi ki geleyim orada ben bir fuara katılayım. Siz de bana destek olun. Tabii fuarda kim duracak? Ben duracağım. Çünkü çok heyecanlı, çok meraklıyım. Makineler geldi, yeni şeyler. Müşteriler geldi. Tabii benim işim o. Şimdi bu yandan da aile işletmesi babam böyle hem hoşuna gidiyor ama bir yandan da eyvah kız elden gidiyor. Sanki düşündü ki kendi yolumu çizeceğim. Evet, kendi yolumu çizeceğim ama onda böyle hani ikna olması zor oldu önce onda. Çünkü böyle bir şeyle geliyorsun, gitmiyorsun benden ve burayı bırakmıyorsun. Dedim öyle bir şey asla olmaz ama hani farklı şeyler öğrenmek, farklı bakış açısı kazanmak bu da benim için bir fırsat deyip o işi ben sahiplendim. Fuarlarda burada o firmaya host ederek daha sonra ama Tayvanlı bir ortağımızla birlikte işte 26-27 yaşlarında bir makine mümessili yapan bir firma kurdum. Çok da keyifliydi benim için. Dediğim gibi birisi geliyor bambaşka bir projeyle makine alacak ama ne yapacağını bilmiyor Celal Bey. Düşünebiliyor musunuz? Hani elinde bir sermayesi var. Bu günün şartları bir değildi o dönemler.
Ben bununla işte ne yapabilirim diye. Ben o zaman şaşırdım. Hani çünkü hiç alışık olmadığım şey. İşi vardır insanın, o işine uygun makine alır. Öyle bakıyordum. Hiç aklıma hani elde bir sermaye var, bununla ben ne yapabilirim fikriyle gelip de hani o bu tür yatırımcıya hani hizmet vermek çok farklı bir şeydi. Dolayısıyla bu daha da çok heyecanlandırdı beni. Çünkü enjektör, anahtar teslim, fabrika teklifleri, tesis kurma teklifleri verdik. Tayvanlı ortağımla birlikte çalışarak. Ve düşünebiliyor musunuz? Hani biz burada farklı bir şey yapıyoruz ama orada bir enjektör tesisi kuruyorsunuz. Ama sizin olmuyor. Çünkü beni heyecanlandıran hep yenilik. Kurgusu farklı, her şeyi farklı. Başka birisi geliyor, ben diyor işte baharat işi yapacağım. Şimdi eldeki makinelerle sen nasıl baharat yaparsın ama farklı düşünüyorsunuz. Orada kırma makinesinin farklı versiyonu, bir aparat takıyorsunuz ve burada baharatçılara hizmet verebiliyorsunuz. Yani bu bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir düşünme şekli kazandırıyor insanlara. Bu beni hep heyecanlandırdı. Halen bile heyecanlıyım çünkü daha neler gelecek halen bekliyorum heyecanla. Bu heyecan burada yeni ürünler var mı mesela sizin sürekli böyle arayış içinde olduğunuzu biliyorum. Mesela bir küçük elektrik süpürgesi çalışması vardı en son. Onunla ilgili çalışma yapıyorsunuz. Yeni ürünler var mı bu arada? Tabii ki var. Şimdi tabii esas çay makinesi babam geliyor herhalde değil mi? Çay, kahve. Çay makinesi ama daha yani şöyle söyleyeyim, şarjlı tip süpürgelere ağırlık veriyoruz. Bunun da küçüğünü başladık biliyorsunuz. Yeni piyasaya çıktı ve bu gerçekten verimli ve bu tesadüf bir tatil amaçlı diye gittiğimiz bir Çin gezisinde ortaya gene otel odasında yazıp çizip ortaya koyduğumuz bir üründü. Daha sonra biz tabii bu şarj teknolojisi değiştiğini görünce orada ikna da olduk. Hani biz bu seriden devam edebiliriz şeklinde. Ve şimdi yeni tip o büyük şarjlı süpürgelerden de şu anda gelecek. Onun üzerine çalışıyoruz. Ama işte hep merak, bir heyecan insanı... Bu arada yeni süpürgeler... Geçiyor. Yeni süpürgeler büyüklerin tahtını sarsacak falan diye bir değerlendirme var. Biz makinaları kullananlardan öğrendiğimiz bir bilgi sizinle paylaşayım. Yani küçücük ama çok işlevsel diye değerlendiriliyor. Bilmiyorum yani, bu da bilgi sizde olsun, anladım. Siz şimdi Kanada'dasınız. Oğlunuzla ve kızınızla berabersiniz orada. Evet. Onların o kuşağı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada dertleşmiş de olalım. Bizde de var çünkü benzer kuşaklar. Evet. Şimdi aslında şöyle, ben hiçbir zaman olumsuz görmüyorum onları. Çünkü tabii çok üzülüyorum. Çünkü yanımda değiller. Keşke yanımda olsalar ama bu sefer onların yaratıcılığını ve bakış şeklini törpülüyorsunuz. Şimdi benim onlarda gördüğüm, onlar biz gelecekte değiliz ama onlar gelecekte. Gelecekte onlar yaşayacaklar. Dolayısıyla nasıl müdahale edebiliriz onlara? Edemeyiz. Böyle uzaktan tabii izlemek hem acı veriyor hem de bana gurur veriyor. Çünkü çok farklı düşünceleri var. Sizin benim gibi düşünmüyorlar. Bir yere bağlı kalmak onların yaratıcılığını öldürüyor gibi geliyor bana. Çünkü bir yerde hani belli bir yaşa gelene kadar eyvah hani ne olacak bu hani diye düşündüğünüz bir noktada bir bakıyorsunuz ki dünya vatandaşı bunlar. Yani yer Kanada önemli değil. Kesintiye vuruyor. Evet, bu çok önemli bir zirve. Ben bütün hem cinslerimin bu hem yarışmaya hem zirveye katılım göstermesini rica ediyorum. Çünkü bundan büyük bir motivasyon kaynağı olamaz diye düşünüyorum. Güzel mesajlarımız olacak. Birlikte yenilmez olduğumuzun vurgusunu yapacağız. Böyle bir mesajla bitireyim. Evet, bütün katılımcıların, daha doğrusu kadınların, kadın girişimcilerin bu zirveye katılmasını öneriyor. Evet. Jüri Başkanı olarak Senur Hanım.